rengi kaçıyor. Sonra bunu düzeltmek için cilt bakımı, onu bu sefer ona para harcayın. Makyaj. Çok basit, sigara içmeyeceksin, cildine bakacaksın. Sigara içmediğin zaman cildin güzelleşir zaten. Ona harcayacağım parayı, bir de sigaraya da para veriyorsun, bir de bütçeye zarar yani. Bütçe demişken, size bir rakam, orada yok, orada yok Yasemin. İlaçtan gittiğimiz için. Şeyi söyleyelim, bir paket sigaranın aylık maliyetini konuşalım. 5 milyondan 5 kere çok 550 milyon. Yılda bu 1.7 milyar yapar. 30 yılda, 30 yıllık bir sigara içeni, yıllık, 30 yılda verdiği sigara, verdiği para 52 milyar. 52 milyar bir ev, lüks bir araba. Eğer o insan 30 yıl sigaraya para vermeseydi, bir ev sahibi. Şimdi bir sigara bırakma merkezi açtık. Bu merkezi de ücretli. Ücretli. Şimdi bununla ilgili biz şey yapıyoruz. Ücreti. Ücreti mesela bazıları çok buluyor. Bu hesabı gösterdiğimiz zaman ha. Yani ücreti de kısaca şöyle söyleyeyim. Aylık sigaraya vereceği paradan daha az bir para yapıyor. İnsan sigara bırakmaya geldiği zaman bize aylık 150 milyon verecekse bana geldiği andan itibaren ben onun cebine 50 lira bırakacağım. Bıraktıramazsak da parasını geri veriyoruz zaten. Her şey açık. Bize sigarayı bırakmaya gelecek kişi karar verecek. Eğer biz bıraktıramazsak sigarayı, parasını geri vereceğiz. Yeter ki bu adam bıraksın. Başarı oranı %90. Onun için de broşürlerimiz var orada. İlgilenenler bu konuda gelsin bize danışsın. Yoksa buradaki amacımız tamamen şu anda sigarayı almak. Evet. Kamusal alanlarda havalandırma, masa, sigara içen bölümleri işe yaramaz, ayırmak işe yaramaz. Devam edelim. Bu şunun gibidir yani. Bir havuz düşünün. Hava gibi. Evet. Ne kadar vaktimiz var? Peki. 10 dakika, 15 dakika kaldı. Bölüm idrar yapılabilir, bir bölüm idrar yapılamaz bölüm. O havuza girilir mi? Girilmez. Yani bölümü ayıralım. Şu taraf sigara içilen bölüm diyelim. Bu tarafta sigara içilmeyen bölüm diyelim. Böyle bir şey olabilir mi? Duman havaya dağılıyor, her tarafa dağılıyor. Su gibi. Yani veyahut da evde anneler, babalar şöyle yapıyor. Ya ben mutfakta içiyorum, siz gidin öbür tarafa oturun. Öbür tarafa duman gelmiyor. Geliyor. Aileler, bayanlar için söylüyorum, türler sararıyor, ev kokuyor, halı kokuyor, buna temizliğe harcanan para, türleri yıkamak için verdiğin deterjana para, bunlar hepsi sigaradır. Evet, devam edelim. Devam edelim. Siz de tamamen söndürebilirsiniz. Herkes söndürüyor, artık sigara konusunda bir bilinç oluştu. Sigara bırakılabilir. Kendi iradenle de bırakabilirsin, birinden yardım alıp bırakabilirsin, hiç bırakamıyorum dersen yardım alırsın, gelirsin, gelirsin, bırakırsın. Evet. Mentollü sigara, light sigara ve benzeri sigara. Böyle bir şey yok. Evet. Her söndürücü, nargile, sigara, koko, nargile, çiğneme. Devam edelim. Sigaranın içerisinde 4000 tane yabancı ve zehirli madde var. Bunlardan birkaç tanesi karbon monoksit, metil alkol, butan gazı, aseton, bu bayanların ojeleri çıkarmak için kullandıkları aseton, bu tütün maddesinin içerisinde var. Sadece yani sadece bir dumandan ibaret veya bir ottan ibaret değil. Nikotin var. Nikotin zaten bağımlılık yapıcı madde. Nikotinin yaptığı hadise de şudur, bizdeki ilk veren hadise şudur. Nikotin gidiyorsunuz, sigara içiyorsunuz, tekrar sigara içiyorsunuz, sonra endorfin seviyesi tekrar yükseliyor, düşen endorfin. Size keyif veren kısmı, düşen endorfini yükseltmek. Bu kadar. Endorfin size mutluluk veren, keyif veren madde o.
keyif verici maddedir. Evet doğru. Sigara keyif verici. Alkol keyif vericidir. Esrar keyif vericidir. Keyif verici diye biz bunları alacağız mı? Kullanacağız mı? Hayatta başka keyif verici şeyler de var. Sigaranın %75'i fizyolojik bir bağımlılıktır. %25'i de psikolojik bir bağımlılık. Zaman içerisinde sigara sizin davranışlarınıza yansıyor. Cebinizde taşıdığınız paket, çakmağınız, her şekilde içtiğiniz yer, çay, kahve, çay içtikten sonra, sabah kahvaltısından sonra, öğle yemeğinden sonra, teneffüs arası, masanızda otururken, bir işi bitirdikten sonra, dolayısıyla bunlar hep davranış olarak size yerleşiyor. Zaten sigara bırakmaktaki en zor kısım bu davranışları değiştirmektir. Evet, sigarayı bırakmak zordur. Ama imkansız değildir. İnsanlar artık sigarayı bırakabiliyor. Kendi iradesiyle bırakabilen bırakabiliyor, bırakmayan da artık bu konuda yardım alıyor. Nasıl bırakacak? Evet. Karbonmonoksit gazı var sigara içerisinde, yani ekstrondan çıkan gaz gibi. Devam edelim, Furu'yu falan geçelim. Furu'yu geçelim, Nargile'yi geçelim. Mentolisi, bir saniye, light, hafif, bir geriye gelelim, light, hafif. Light, hafif, düşük katmanlı, aromalı, meyve aromalı, mentolli, çikolata aromalı, doğal, zararı azaltılmış gibi böyle bir sigara yok. Böyle bir sigara yok. Bunlar kandırmaca. Biraz önce söyledik, bunlar küresel güçlerin kandırmacaları. Light sigara içenler gene hiç içmesin. Neden? Light sigara içimi kolay olduğu için, kişi sigarayı çektiği zaman dumanın %15'ini çekeceği yerde bu sefer %30'unu çekiyor içerisinde. Daha fazla kendini zehirliyor. Daha fazla duman alıyor. Yani %15 zarar görecekken %30 zarar görüyor. Light içimi kolay. Hem daha fazla içiyor. Daha sık içiyor. Dolayısıyla sigara light ile içenler hele hiç içmesin. Hiç içmesin. Evet. Aldanmayın. Hepsi öldürücüdür. Hepsi daha da zararlıdır ve hepsi bağımlılık yapar. Light sigara bağımlılık yapmaz diye bir şey yok. Ben sigarayı azalttım demek için light sigara içmeye başlamayın. Sigarayı azaltmıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Ben sigarayı azaltmaya çalışıyorum, bırakmaya çalışıyorum. O yüzden light sigaraya başladım. Öyle bir şey yok. İmkansız, böyle bir şey yok. Light sigara daha fazla içirir sizi. Evet. Nefesinizi temiz tutun diyoruz. Aynen yüreğiniz gibi diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sormak istediğiniz sorular varsa ben sorularınızı alayım. Ya da müdür beye geliyorum. Şimdi sigarayı bırakmak için ürünleri sormuşlar. Önce şu şeyden başlayalım. Elektronik sigara. Sigarayı bıraktırmıyor. Hem de zararlı. Bunu söyleyelim. Neden zararlı? Bir kere sigara model açısından, yani bir baba sigarayı bıraktı, elektronik sigara aldı elini diyelim. Model açısından bir şey değişmemiş olur. Yine elinde bir sigara olmuş olur. İkincisi, zaten Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı ve kaldırıldı. Üçüncüsü de onun içerisinde duman çıkarmak için su buharı alıyorsun, su buharı çekiyorsun, su buharı üflüyorsun. Su buharı Allah muhafaza ciğerlerimize kaçarsa, kana karışırsa bizi öldürür. Su buharının kana karışması son derece öldürücüdür. Yani biz diyelim ki şırıngayı suyu çeker, damardan verelim, ölürüz. O yüzden neden? O yüzden yoksa biz serumlarla normal su kullanırız. Niye serum tedavisi kullanırım? Dextrose